Osman Meracılık'tan herkese merhaba. Bir İtalyan aygırı ile karşınızdayız. Ellerimizle besleyip büyüttüğümüz, organik hitlerle besleyip inorganik APCR'ler yedirdiğimiz güzel seviye 8 premium İtalyan tankımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni bir premiumumuz geliyor. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında da böyle yaklaşınca işler, bunun gibi olaylar birbirlerine geçiştiriliyor. Her sene olduğu gibi o senenin belirli premium tankları Öne çıkıyor. Burada da seviye 8'in İtalyan ağır tankı oldukça beklenen premiumlarımızın arasında yer alıyordu. Progetto C45 Mod 71 olarak e, kağıt üzerinde ismi geç, geçse de arkadaşlar ona Bizon diyor. Bizon maçlarda namlı eğmeyi çok seviyor. <laughs> seviye 8... Bu İtalyan ağır tankı biliyorsunuz genelde yeni bir hat geleceği zaman Vota onların önce premiumları bir geliyor ondan sonra hatın kendisi geliyor. Bu CS52'lerde de gördük e, Polonya serisindeki. Ama şu an İtalyan'da gördüğümüz şey ağır tankların bizim karşımıza çıkacak halinin premiumlaştırılmışı. Bundan sonra da 8 9 ve 10'daki normal teknik ağaç tanklarını görüyor olacağız. Şimdi kabaca bir anlatalım bir, bir kere hani nedir ne değildir bir üzerinden geçeyim. Ondan sonra size göstereceğim 2-3 tane savaş kaydı var. Onların üzerinden de anlatacağım. Bir kağıt üzerinde bakalım diyorum size ne olduğuna. Önce tipine bir bakalım. <laughs> küçük bir Abrams. Yani aşırı modern görünüşlü. Oyunda baktığımız zaman ise bence küçük bir süper konkürürü çağrıştırıyor. Boşuklu zırhlı bir kule. Ön tarafta nispeten gene boşluklu zırhlı küçük paneller. Era zırhı öyle parça parça süper konkürür kadar olmasa da şurada görmüş olduğunuz kısımların boşluklu olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, böyle perçinlerdi, bilmem nelerdi, arka tarafın tipiydi derken Vot'un biraz ötesinde fazla modern kısma kayan bir tipte olduğunu görüyoruz. Ee, istatistiklerine i̇statistiklerine bakıp onun üzerinden geçelim. Yani bu tankın belirli çok aslında bariz zaten farklı özellikleri var ama klasik bir İtalyan olarak öncelikle zaten otomatik yeniden yükleme sistemiyle geliyor. Auto Reloader dediğimiz sistemle Ama onu anlatacağım. Önce bir istatistiklerine bakalım. Düz halinde 1870 DPM'de olduğunu görüyoruz. Yani çok yüksek değil. 360 hasar veriyor topu. 218 deliyor normal mermisiyle. Ama e, ikinci mermisi de Heat. Onunla da 270'e kadar delebiliyor. Yani 270 aslında Heat için çok düşük bir delme değeri. Bu oldukça zırhlı seviye 10 tankları delmekte de zorlanacak. Seviye 9'ları falan daha rahat delebilecek derken. Burada üçüncü bir şey gözümüze çarpıyor. 105 deliş gücüne sahip ve 440 ortalama hasar veren bir HE mermiye sahip. Yani adeta İngilizlerin heş mermisi gibi bir HE mermisi var. Yalnız altında yazan şeyler hiç hoş değil. Onları şuradan göstereyim. 0.40 dağılım olarak gösteriyor burada. Ee, burada 0.42 dağılım olarak gösteriyor. Bu değerlerde biraz sıkıntı olabilir. Çünkü oyun içerisinde 0.37 falan gösteriyordu ama e, aslında bunlar doğru. Yani benim oyun içerisindeki hali tabii ki modüllü olduğu için. <laughs> şimdi topun üzerine baktığınızda buradaki ile ikisi farklı gözüküyor. E, onda hangisini şu an tam birebir e, dikkate almamız gerektiğine baktığınızda genelde ben bu yazıların altındakine dikkate alıyorum. Onun üzerinden gideceğiz. 2.6 saniye nişan süresinden bahsediyoruz. 0.40 dağılımdan bahsediyoruz. Yani bu ikisi adeta bir AS tankı gibi. Yani 390 vuran hani klasik Sovyet ağır topu vardır ya nişan almayan. Adeta öyle bir topu olduğunu görüyoruz. E, hareket halindeki dağılımları filan da çok aşırı iyi değil. Ateş ettikten sonra dağılımı artıyor. E, 105 milimetrelik bir kalibreye sahip. Öyle milleti overmatch filan yapacağınız bir top değil. Ee, aynı zamanda 3 tane mermi alıyor şarjörüne 1080 ardarda arda attığınız zaman hasar verebiliyor 6 saniye içerisinde. Ancak işte burada Oyun içerisinde anlatacağım geliştirilmiş otomatik yeniden yükleme sistemi geliyor. Normalde İtalyanlar biliyorsunuz tek tek yüklüyor mermilerinizi mermi yüklenirken bir kere ateş ettiğinizde sıfırlanıyor ve en baştan yüklemeye başlamanız gerekiyor. Bunda ise merminin yüklemesi bitmeye ne kadar yakınlaşırken siz ateş ederseniz bir sonraki mermi o kadar hızlı yükleniyor. O ne demek ya filan diyorsunuz. Oyunda daha iyi göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim size. 10 saniyede yüklenen bir mermi var. Normalde bunu ister 1 saniye kalı ateşle ister 1 saniye 9 saniye kalı ateşle bu fark etmiyor. Onu siz normal bir İtalyan tankında attığınızda sıfırlanıyor. Tekrar 10 saniyeden başlıyorsunuz. Bunda ise 1 saniye kalı ateş ettiğinde daha doğrusu 1 saniye hani sadece sen yüklemeye başladın 1 saniye sonra ateş ettin diyelim. Bu durumda gene 10 saniyede yüklerken 9 saniye geçtiğinde yani sadece artık merminin bitmesine hani 1 saniye kalıyor ya artık milimetrik bir durumda kalıyorsunuz. Ne yapayım ne edeyim? Atsam mı beklesem mi? O durumda attığınızda 10 saniyede yüklenmiyor. 5 saniyede yükleniyor. Yani dolmasına ne kadar yakın siz merminizi atarsanız bir sonraki mermi o kadar hızlı yükleniyor. Böylelikle ara geçişlerde e, DPM'inizi %50'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Benim oyunda kullandığım nişangahta bir sıkıntı var. Bunu tamamen göstermiyor ama %15 ila %50 arasında e, bir burada destek var size. Yani mermiyi 3 saniye mi bekledin? %15 oluyor. 5 saniye mi bekledin? %30 oluyor. 7-8 saniye mi bekledin? O zaman %50 bir sonraki mermi daha hızlı yükleniyor. Yani yüklenmesi başladıkça böyle ucu ucuna geldikçe attığınız zaman normal bir İtalyan tankındaki kadar cezalandırılmıyorsunuz. Hani bunu o şekilde aklınıza yazabilirsiniz. Ee, hızına gelelim ve diğer yani mobiliteye gelelim hareket kabiliyetine. 50 kilometre burada azami hız gözüküyor 15 geri hız gözüküyor. İyi gözüküyor aslında azami hızı ama geri hızda ortalama. 600 beygir düşük bir ağır tank bu. 12.46 güç ağırlık oranı var. Bakın 274'ün benim hantal olarak gösterdiğim Sovyet tankının 18'di. Yani %50 neredeyse fark var aralarında. Tankın dönüş hızı da 27.12 oldukça hantal ve sert zemin, orta zemin, yumuşak zemindekiler de o kadar iyi değil. Ancak zemin dirençlerine baktığımız zaman oldukça düşük olduklarını görüyoruz. Yani 1.05, 1.15 burada 274'e göre falan çok daha iyi. Ötekinde 1.45, 1.70 filandı. Kağıt üzerinde yavaş. Pratikte de kesinlikle değil. Çok enteresan. Şöyle söyleyeyim size. 274 ile yan yana gittiğinizde özellikle bir iki saniye sonra 274'ü arkanıza bırakıp devam ediyorsunuz. En özet haline gelecek olursam düz yolda bu adam 50 kilometrelik son süretine ulaşıyor arkadaşlar. Çok garip. Bu beygir gücüyle çok enteresan. Turbo şarj takıp denemedim. Muhtemelen onu taksam daha da rahatlayacak ama... Bu alet kağıt üzerindeki gibi yavaş değil. Nasıl 274 kağıt üzerindeki kadar kıvrak değilse bu da kağıt üzerindeki kadar yavaş değil adeta bir E5 gibi geziniyor ortada ve ondan daha rahat bir şekilde en üst hızına ulaşıyor. Hızlanmasına yol verdikçe daha yüksek bir şekilde hızlı bir şekilde hızlandığını göreceksiniz. Ee, artılarına gelecek olursak top eğiminde 20 derece yükseliyor, 10 derece eğiliyor. Yani o topunu kulesiyle birlikte, o zırhlı kulesiyle birlikte kullanmanıza izin veriyor. Ee, gövde zırhı 135-75 yanlarda. Ee, kule zırhı 185-80 ama boşluklu zırh var önünde bunun. 1400- Canı var, ortalama üstü bir can diyeceğim ben buna, Almanlara yakın. Bunun haricinde görüş menzili 380 metre, mermi fiyatı da 930 yani yine mermisi pahalı. Ama hani bence şey yaptırmıyor, o kadar fazla rahatsız ettirmiyor premiumda para kazanırken. Göreceksiniz onun nedenini birazdan. Bunun haricinde mermi hızı 1155 normalde ve AP mermi bu yüzden uzak mesafeden vurduğunuzda APCR kadar delişik gücü kaybetmiyor ve daha fazla normalize oluyor. 1155'te AP mermi için iyi bir değer. Bunun haricinde kamuflajı falan zaten girmiyorum. Bir artan kolundan bahsetmiştik. Bir 3 boyutlu modelin üzerinden zırhını göstereyim ben size. Koleji modelden, çarpışma modelinden şu topunu bir ayarlamaya çalışayım. Evet. Topunu aşağı koyduğumuz zaman ve bu şekilde hedefimizi gördüğümüz zaman Kule zırhı 300 derecelere falan ulaşıyor. 370'lere ulaşıyor. Ön zırh da 240'a ulaşıyor. Yani buna eğdiğiniz zaman özellikle komutan kapağı da yok burada. Kupolası da yok. Ee, böyle bir şey gördüğünüzde ancak şu köşeleri falan delebiliyorsunuz. Düz gördüğünüzde bile kolay kolay delinmiyor. Özellikle sağ taraflar direkt aynı E50 bir sektörüyor. Bu orta kısımlar ise biraz hani top eğimini kullandığınızda... ...oldukça rahat bir şekilde burada seviye 8'dekilere karşı e, size bir yani direnç sağlıyor. Heat mermilere karşı özellikle ekstra direnç var çünkü boşluklu zırh olmasından ötürü. Live'a geçeyim be. Hani gördüğünüz şu beyaz paneller hep boşluklu zırhın olayı. Hani şöyle baktığınızda özellikle sollarda dediğim gibi bakın sektiriyor. Ön taraflarda 270'lere kadar çıkabiliyor bu açıda. Evet yani şunu tam hele tam kullandığınızda artık komple rikoşe ettirdiğinizi söyleyebilirim. Yani gir çıkış işini özellikle tepe ve sırt hatlarında oldukça başarılı ve iyi yapıyor. Ee, yan zırhı iyi değil o kadar. 75 mm orta tank zırhına sahip. Yalnız benim gördüğüm en büyük sıkıntı şu. Tepe zırhı 30 mm, arka zırhı 20 ve burası çok büyük. Yani tip olarak baktığınızda çok büyük bir kasası var burada. Ve burayı topçulara net bıraktığınızda topçular sizi delebilir. Ne kadar düşük olursa olsun topçuların delişleri. Eğer arkadan yerseniz mermiyi veya yandan net bir şekilde üstünüze vurursa mermiler özellikle arkadan. Şurası bile 50 mm. Fazlasıyla delinebileceğini söyleyebilirim. O yüzden topçulara dikkat arkadaşlar bunda. Alacak arkadaşların bilgisi olsun diyorum. Şimdi bu kadar Geyik yaptık. Bu kadar üzerinden anlattık. Ben direkt bir şuradan bu arada yan tarafında E çıkartmam ve kapatmam iyi oldu. <laughs> şuradan maçı başlatayım. İlk maçımızda 3 tane farklı maç göstereceğim. Üçünde farklı bir şekilde olaylar yaşandı. Burada defansif durumda, agresif durumda ve ikisini kombine ettiğimiz durumlarda nasıl olduğunu göreceğiz sizlerle birlikte ve bunun üzerinden devam edeceğiz. Genel olarak ben hani şu an orta-üst beğendim. Bir 274 gibi şey olmadım. Bunda hani 10 üzerinden 4-5 demeyeceğim. 10 üzerinden 7'lik bir tanka benziyor bu. Kararını siz vereceksiniz kesin olarak. Ondan sonrasında karar yani dediğim gibi ee, tamamen kişisel sizin tercihlerinize bakıyor. Ama olmuş. Yani İtalya'dan beklediğimiz otomatik yeniden yükleyicili bir şey ağır tank olarak baktığımızda bence olmuş diyebileceğimiz bir durum. İlk maçlarımdan biriydi bu girdiğim. Bizon temizle, bizonumuzla. büyük başımızla besili besili. Seviye 8 bir maç. Bütün takım karşılıklı olarak seviye 8. Ee, tabii maraton devam ettiği için bu sınama devam ettiği için çok fazla 274A var oyunlarda. Şu anda karşılıklı olarak 6 tane olduğunu görüyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir hızlanışta zaten bir sıkıntı yok ilk başta. Böyle bir yavaş gidecekmiş gibi bir hissiyat veriyor ama sonra hızını almaya başlıyor. Böyle 30 35 36 Bak geliyor sol tarafta 274A var. Ona dikkat edin. Birazdan göreceksiniz. Şu an tamamen buna odaklanmak istiyorum. Kamerayı da o yüzden geri aldım zaten. 37 37 38 274A ile aynı gidiyoruz ve arayı farkı koymaya başlıyorum. Yani bir orta tanktan, 274A gibi olan bir orta tanktan kabaca daha hızlı gidiyorum düz yolda. Ve 49'a buradaki küçük eğimde su 130'la aynı gideceğim şekilde yetti bana mermi. Bu arada bir şey kontrol edeceğim. Aynen tamam. Ee, amacım tabii ki top eğimini kullanarak burada ön, ön taraftaki çalıların içine geçmek ve gelecek adamlara ateş etmek. Vurabildiğimi vurmak. Ondan sonra defansif bir konum almak. Birer tane topçu var oyunda. Bunun haricinde ekstradan e, özel bir şey yok. Gelecek tanklardan ilk başta Carnarvon AX açılıyor. Ama gördüğünüz gibi ilk atışımda zaten sokamıyorum. İkinci de bir daha deniyorum girmiyor. 0.37 burada nişansızlık veya yani 0.36 e, diyeceğim benim bonuslarla birlikte. Ama özünde 0.4 olan dispersion ve özellikle 2.7 saniye varan nişan alma süresi acı çektiriyor. İkinci çıkan 274A oldu. Ona bir tane mermiyi sokabildim. Carnarvon AX zorluyor. Sol tarafta Renegade'in üzerine basanları görüyorum. Burada sağ taraftan yemeyeceğimden emin olarak yan tarafa bakmaya çalışıyorum. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Mermimin yüklenmesi bitmeye yakın bir böyle parantez, bir braket çıkmaya başlıyor. İşte o braket içerisinde yakaladığınız zaman %50 bir sonraki merminiz daha hızlı yükleniyor. Çok enteresan. Yani merminizin yüklenmesine çok az kala bir sonraki mermide boost alıyorsunuz. Eğer yapmazsanız boost almıyorsunuz ama zaten bir sonraki mermiye geçmiş oluyorsunuz. Yani bunu kayıp gibi düşünmeyin. Ee, o aynı mermi %50 daha hızlı yükleyeceğinizi düşünün. O yüzden yani sizi daha az cezalandırıyor mermi yüklenmeden mermiyi atmak bu ağır tanklarda. Çok fazla bastılar o yüzden geriye çekiliyorum. Burada kendime konumlandıracağım yer buradaki ikinci hattaki eğim olacak. Şu an yanındaki 274 anı 7'ye. Gördüğünüz gibi yani... Kağıt üzerinde ben bunun çok antal bekliyordum. Ama oldukça kıvrak bir orta şey ağır tank yani seviye 8'de benim ıı, bundan daha kıvran ancak Carnarvon gibi tanklarda görebileceğimi düşünüyorum veya zırsız olanlarda. Üst taraftan Super Pershing geliyor. Sağ tarafta Guard var. Carnarvon çıkıyor. Burada 274'e atışım olabilir mi olamaz mı ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi 274'ün mermisi kolaylıkla sekiyor. t 26ya bakıyorum yandan vurabilecek miyim? Nişan alma konusunda sıkıntı var. Bu arada kullandığım donanımlar şu anki halinde havalandırma, sürgü ve can arttırma modülü. Çünkü bunda sonuçta, pardon sürgü diyorum, havalandırma, düşey dengeleyici ve can arttırma. Buna sürgü takamadığımız için üçüncü modeli ağır tanklarda yüzde ona kadar can artışı sağlayan bu e, sertleştirme modülünde kullanıyorum. Yani ne yazık ki burada iktidarsızlığımı kabul ediyorum ve sertleştirici alıyorum dışarıdan. Evet. Bu da bizi 1540 cana kadar çıkartıyor. Bu durumu bu arada kendi ağır tanklarımda basın hesabında olsun bu hesapta olsun daha fazla yapmaya başlayabilirim. Duruma göre değerlendireceğim. Havalandırmadan feragat edebilirim derken üzerime bir tane VZ atlıyor. Ben burada düzgün yakalanmıyorum. Tam ne yapayım palet mi alayım hasar verim derken ikisini birden başaramıyorum. Ve burada arada kalıyorum. Üst tarafıma doğru yani daha doğrusu ee, kararsızlıkta kalıyorum üst taraftan bu VZ geldiği için iyice sola döndüm ama fark etmediğim bir şey var. Aradan Lynx geldi ve Lynx'i burada ben hani şey yapayım derken Alt dediğim derken yanlışlıkla tamirimi kullanıyorum. Üstünde arkadan tekrar Lynx'ten yiyorum. En arkada bizim sadece bir tane TD yatıyor. Burada bir de amurek yedim. O yüzden onu da tamir edemiyorum. Üzerine topçu falan yiyorum. 28 saniyelere, 29 saniyelere falan çıkıyor burada benim topum yükleme süren bir yerden sonra. Yandan bakan VZ şansıma palette kalıyor. 10 son mermi atıyorum. 30 saniyeli bir mermi yükleyecek duruma geliyorum. Durum 6'ya 7. 420 canım var. Benden korkuyorlar. O yüzden çok basamıyorlar. Ama arkada links var hala. Ve HE ile bakın çok rahat delebiliyor. Dediğim işte sıkıntı arka zırhımın çok ama çok ince olması burada links gibi tankların rahatlıkla beni full şekilde delebilmesini sağlıyor. Yani Bu tankla arkanızı verdiğiniz zaman HE atanlara karşı çok dikkatli olun. İşinizi bitirirler. Soldan VZ çıkıyor. Onu alıyorum ama artık dur diyecek. 97'ye geldi. Üst taraftan Carnarvon geliyor ve işimi bitiriyor. Yani 2800 hasara ulaştık. 1600'de spotu ulaştık burada. E yardım hasarına ulaştık. Direnebildik. eee bu iyi bir oyun olduğu için değil. Yani bu iyi bir pozisyonda neler yapabiliyor? Kararsız kaldığınızda ne olabiliyor? Doğru düzgün mermi... Yani ben, benim burada tamir çantasını yanlış kullanma sıkıntım vardı. Onu halletsem biraz daha o links'i özellikle alabilirdim. Ee, bu maçta galibiyet geliyor ama benim sayemde sadece değil. Ben sadece burada durup üzerime basamayan adamları cezalandırmak üzerine oyn oynadım. Bu maçın sonucunda bir bozukluk var. O yüzden gösteremiyorum ama 110 bin para geldi burada bizim maçımızdan. Bu arada bu mesaj neyse. <laughs> Bunu bir kapatalım. 110 bin para geldi. Ee, Tabi bunun 50 bin'e şeydi. Görevdi. Akşamleyin şey görevi var. Kişisel görevlerden bir tanesini yapmıştım. Yani 60 bin para bıraktı diyebilirim. Bir sonraki harita Tundra olacak. Bu boskır, Bozkır diyorum. Tundra, Bozkır, Step. Bu haritada da gene tepe kısmında, gene kulesiyle nasıl oynayabildiğimizi göre göreceğiz. Yani Dediğim gibi kabacı bu küçük bir Carnarvon Super Conqueror gibi bir tank. Carnarvon AX'e de çok benziyor tip olarak zaten. Ee, biz ya, noktada size orada karşılaştırmalı olarak da göstereceğim. Ne, neleri benziyor neleri benziyor ama şarjörlüsü işte. Topunuz eğilebiliyorsa, kuleni sektiriyorsa ve şarjör potansiyelinden bu şekilde gelişmiş olarak yararlanabiliyorsanız e, bunu sömüreceksiniz. Bunu üçüncü maçta göreceğiz. İkinci maçta şu an gene daha standart bir dizilimde, daha standart bir noktada neler yaptığımız belli olacak. Bu arada mermi kapasitesi de oldukça iyi. 60 mermi alıyor. Ben çok fazla hit atmadım. Hatta hiç hit atmadım galiba veya yüksek patlayıcı. Tamamen AP mermiyle oynadım. Ee, azık var. Yönerge olarak da bol bulduğum için havalandırma yönergesi var. Yani olabildiğince normal bir kullanıcının kullanacağı halde kullan şey yapıyorum burada... Ee, sürüyorum bizon temizi, bizonumuzu. Burada soruyorlar hatta what the fuck is bizonte falan diyor. Adamlar ben Uganda tankı falan yazıyorum. İlla dal geçeceğim ya. Ee, yani bunu aldığınız zaman Sizde de kabaca bu şekilde oyunlar görebileceksiniz. Mürettebat ise yoktu. Ee, birazcık mürettebat kitabı falan basarak işte BIA, silah arkadaşlığı, tamir ve %70'lerde anlık atış filan gibi üçer becerili bir mürettebat olarak kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen zaten yokuşu aşağıya doğru 50 kilometreye çıkıyor ama kendisini özellikle hantal yani orta hallice hızı olan orta tanklardan da geride bırakmıyor. O brakete dikkat. Hani beyaz çıkıyor. Ama dediğim gibi bu nişangahta bir sıkıntı var. Normalde illa son 2 saniye kala bu bonusu almıyorsunuz. Bu kademeli. Yani 6 saniye kala bir kademe, 4 saniye kala bir kademe, 2 saniye kala bir kademe gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın. Su 122 44. Yaklaşık işte artık 100 metrede filan. Full nişan aldım ve mermi burada. Hem nişan alma süresiyle hem de dağılımıyla bizi bitiriyor. Ben burada merminin yüklenmesini bekliyorum. Kaçacağını gördüğüm zaman mermi atıyorum ama bir sonraki mermim fazlasıyla beklediğim için burada bonuslu bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde yükleniyor. Çiriyi atıyorum kulesinin sol tarafına geliyor. Burada pek vuramıyoruz. Hani şu an su 122 gördüğüm için burayı kullanabiliyorum. Normalde çok kullanılmaz burası arkada fazla TD yatıyorsa ve üstten görüyorlar beni. O yüzden benim topumun eğimi falan çok şey yaramıyor. Ben burada ama işte Pershing'e falan vurabileceğimi düşünerek atıyorum derken su 122 44 HE mermi atmaya başladı. Açılmadığı için acaba geri çekildi mi, çekilmedi mi diye buraya bir tane boş atıyorum ama farkında olmadığım şey, dediğim gibi bu çok ciddi bir namlu disiplini gerektiriyor İtalyan tanklarında hangi durumdasınız, ne yapıyorsunuz? Son mermimi atıyorum ve bu yüzden DPM'im çok düşüyor. Yani 12-14 saniyede bir yükleyebilir hale geliyorum. Ve bakın mermim yüklendi. Şimdi AT'yi görüyorum. AT'nin kafasını atayım diyorum. Gene burada hızlı nişan almıyor olmam ve üstüne bir de dağılımının yüksek olması canımı yakıyor. Kilit noktaları ince böyle zayıf noktaları vururken bu tankta sıkıntı yaşayacaksınız. Onda hiçbir lafım yok. Centurion bir burada kötü noktada kaldı. Ona attıkları zaman ben de hani çıkıp aradan vurabilir miyim diye bakıyorum. Arada Comet'e bir tane vurabiliyorum. Açığı iyi değildi ama komet zırhsız bir tank olduğu için rahatlıkla vurabildim. Mermimin yüklenmesini bekliyorum. Centurion düşecek biliyorum. Amacım Centurion düşerken bir taneye daha vurabilir mi? Orada ikilemdeyim. Ya geri mi kaçsam gitmesem mi? Centurion'a tam basamadıkları için bir atış daha yapmalarını bekliyorum. Ve burada Pershing'e de bir 340'ı daha yazıyorum. 360 hasar 320'den sonra güzel geliyor seviye 8'de. Yani tamam bir 400 değil ama hasar verdiğinizde can yakıyor. Bunu hissediyorsunuz. Şimdi buradan yukarı çıkacakları için kendimi e, bu köşedeki tepeliğe ve eğime konumlandırıyorum. Bakıyorum 274 geliyor bakmadı bana iyice geri çekiliyorum. Çıkacak olursa onu atacağım şekilde bekliyorum. Gene burada mermim yükleniyor. Panther geçiyor. Panther kullanabilir 274'ü geçmek için. İkinci mermim yüklendi. Üçüncüye gidiyorum ama Panther çıktı atıyorum. Bir tane attı üst taraftan gördü zırhımı yedi. Ama ben burada arkadan yakalayıp iki mermimi üçer saniyelik yakaladım. E, yükleme süremi, ara geçiş süreme yedirterek burada 270 şey e, <laughs> panteri çekmeyi başarıyorum. Durum 7 6 tepede kafa kafayız. 274A sola geçti. 2, AT 15A sağda. Ben ona vurabilir miyim diye bakıyorum ama korkum 274'ten. Genelde bu tarafı inen tanklar çünkü daha sonrasında bu köşeyi de iner ve ondan sonra sizle atışmaya başlar. İkinci mermim doldu. Üçüncüye muhtemelen gene vakit kalmayacak diye düşünüyorum. Nişan almaya başlıyorum. Burada şansıma üst taraftan kapağından vurabiliyorum ama o da beni vuruyor çünkü gövdeye attı ve gövde bu açıda çok kuvvetli değil. İyice indirmem lazım. Aynen bu şekilde olduğu zaman ancak kulem sektirebiliyor. Ee, buradaki eğim aşırı böyle dik bir eğim değil yani top eğimim aslında daha dik bir eğime e, burada kullanabilecek durumdaydı. Daha dik olsaydı daha fazla faydalanacaktım kule zırhından. Ona imkan tanımıyor. Bu yüzden iyice geri çekiliyorum ve artık tam doldurmak istiyorum. Çok sıkıldım çünkü yanlış atmaktan, yanlış zamanda atmaktan. Şu an 274 ile yaptığım olay bunun bir göstergesi değil tabii ki. Yani sadece dolsun. Adamın 279, 200, pardon 497 canı var. Bunu almam için 3 mermi gerekebilir diye ard ardı yüklüyorum. Pershing gözükmedi. Gittiğini düşünüyorum. O yüzden ama halen kulem ve topum o tarafa doğru. Gene de atmasına engel olamıyorum. Bir 280 yiyorum. Ama burada 274 terse bakıyormuş. Ona da bir tane vuruyorum. Ard ardı burada gafil avlayarak olayı bitiriyoruz. 13 geldi durum. 2500 hasardayız ve üst tarafa doğru çıkıyoruz. Bir tane yak panter, bir tane suyu 122 var. O 193 canda kalmış olan oyunu sonuna kadar yaşadı. EBR arkasına geçiyor. Full canlı bir yak panter. Bakalım yetişebilecek miyiz? Mermim de yüklenecek. Baraket de doldu bakın. Şimdi geldik. Evet. Bir full candan 1080 normalde vurabiliyoruz. 380 güzel rol. Arkadan burada paletini kıracak bir atış. Bu sefer düşük gitti hasar. 360. Anca 61 can bırakıp gene kendisini dengeleyecek ortalama bir hasarla e, burada 1000 hasarımızı yağdırabiliyoruz. Yani oyun sonunda kalan tanklara 6 saniye içerisinde 1000 hasar verebilmeniz sizin için e, VN8'inizi veya oradaki hasarınızı, deneyiminizi arttırmayı sağlayacak olan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Yani son anda bu ani atışlarla 3600'e getirdik hasarımızı. Burada da gördüğünüz gibi Tundra'da köşe kısımda nasıl oynayabileceğini göstermiş oldum yani. Amacım buydu. Şimdi gelelim en düzgün maça. Ee, bunu kapatırken ben aynı zamanda bu maç sonucunu da göstereceğim. Onun üzerinden konuşayım sizle. Acaba şey yapılabilecek mi diye. Aa bir saniye. Burada tabi bazen kafayı yiyebiliyor bot. Ee, bu maçın sonucunda galiba 160 bin para filan gelmişti. Bir bakalım ne geldi. Evet ama gene tabi bu şeyle birlikte. Hmm. Nasıl söyleyeyim size? Bonuslarla, boostlarla birlikte. Burada birincilik madalyası geldi. 160 bin para, 8 bin deneyim geldi. Sonuca baktığımız zaman kaç atış yapıp, 17 atışta 13 isabet, 11'inin delmiş olduğunu, 3600 hasar vermiş olduğunu görüyoruz. E, detaylı raporda 71 bin para premiumla geldi. Bunu hiç hale almayın. Buradan eksilttiğiniz zaman 20 bin, yani 50 bin bize temiz para bırakacaktı burada. Çünkü öteki bonuslar falan ve şey görevleri vardı burada. Klan görevleri falan vardı. O yüzden çoğunlukla paramız e, 160 bine o şekilde çıktı diyeyim. Getirisi fena değil. Yani löve kadar olmasa da böyle T34, is 3 falan seviyelerinde falan. Evet geldik asıl ...zorunanın... zort dediği noktaya. Biz onumuzu asıl böyle mezbahasına sokuyoruz burada. Ama bu sefer mezbahacı değil kendisi kesecek karşı takımı. Seviye 7 bir oyun. Birer tane topçu var. Ve burada gene sol tarafta da yazılarda ha, laf geliyor çünkü insanlar çok fazla sevmiyor oyunda olmayan tankları, yayıncıları falan kullanmasını. Ben burada şey diyorum hatta ya tank o kadar bir projette o kadar aşırı güçlü değil merak etmeyin diyorum. Burada şimdi ortaya mı gitsem sağ tarafa mı gitsem sol tarafa mı gitsem diye düşünüyorum. Yani oyunun çoğunluğunda bir denge var. Orta tank ve ağır tank dengesi olarak. Tabii ki TD'ler de araya serpiştirilmiş. Kararım burada K hattına gidip bütünüyle oradaki eğimi kullanmak üzerine oluyor. Sağ tarafa da gidebilirdim ama burada kendinizi konumlandırdığınızda oyunun orta kısmına daha hakim oluyorsunuz. Ve böylelikle E hattına, F hattına atışlarınız olabiliyor eğer bu tarafı alacak olursanız. Arkama bakıyorum kabaca. Destek yarım yamalak var. İyi diyorum. Ben buradan devam edebilirim üst taraftan gidiyorum. Acaba açılacak mıyım açılmayacak mıyım diye. Çünkü seviye 8 oyunlar seviye 10 kadar acımasız değil. Burada açılacak olursam illa arkadan bir anda bir grilden 750 yemeyeceğimi biliyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. Üst tarafa doğru. Ve amacım dediğim gibi K hattından öncelikle H ve J'deki adamları görmek. Ondan sonra eğer ortaya çıkacaklar varsa onları görmek. Spot lambam yandı. Burada ilerlemeye devam ediyorum. Ben açamadım. 380'lik görüş menzili ve ortalama bir mürettebat. Tabii ki karşınıza çıkacak adamları açmaya yeterli değil. Carnarvon o tarafta. Aslında baksam gözükür ama daha oyunun başı. Tiger Bay bu arada EBR'imizi bitiriyor. Tiger Pay'nin bitirdiği EBR'den sonra ben ortaya bakmaya ve şuraları kesmeye devam ediyorum. CS arkada bekliyor. Spot yedim mi yemedim mi? Henüz yememişim derken bir anda şu an yediğim için geriye doğru kaçıyorum. Çok fazla hani kendim göstermediğim iyi oldu. Atış da gelmedi. Bu bana birkaç şey söylüyor tabii. Arkada TD bekliyorsa da reflekslerin iyi olmadığını, beklemiyordu olabileceğini gibi durumları. Burada biraz gerilip kendimi hızlıca buraya atıyorum. Çünkü önümde tank görmediğimden dolayı buraya Çiri'de girdiği için onu desteklemeye devam etmek istiyorum. Arka tarafı kontrol ediyorum. CS'nin olduğu noktaya bakıyorum. Sol tarafta pek fazla açılan tank yok. 1 E25 gereksiz bir gir çıkla bizi burada tespit ediyor. Arkamıza falan bir atış geldi ama nereden geldiğinden emin değilim. E25'e doğru bakıyorum. Birazcık o hırçın bir şekilde çıkıyor. Top eğimi aslında onu vurmaya yetebilecek bir açıda. Ki hakikaten ucundan görüyorum. Öne doğru kaçıyor bunu anlayıp ama ben bir atışımı yapıyorum gene. Aslında hiçbir şekilde girmeyecekti. Burada doğru zamanlama yok. Çiri ise bir anda 25 gördüm E25 e 25 atlamam lazım. <laughs> Derken Çiri'nin içinden geçiyor bütün takım. <laughs> niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum yani bir beyin osurma sahnesi izledik gene. Ve bu aynı zamanda bulaşıcıymış. E25 ne hikmetse oradan çıkmayı mantıklı görüyor. Ve benden 370'ini yiyip 37 canında kalıyor. Arkama T34 geldi desteklemek için. Ben ise sol tarafı ilerliyorum. Şimdi izleyeceğiniz şey işte bu tankın topuyla tam bu hızlı yükleme sisteminin nasıl çalıştığı olacak. Tiger P ve CS gözüküyor. Tiger P'yi gördüm. Gidiyorum nişan alıyorum net bir şekilde. İlk atışımı yaptım. Mermim yüklendi bekliyorum. Mermim yüklendi bekliyorum. O saniyelerin dolmasını bekliyorum. Tiger Pepe'ni zaten zor 2.1 saniye. Kötü yer atış yapıyorum ama bakın. Bir sonraki mermi 6 saniyede kaldı. Ve şimdi tekrar atıyorum. İki mermim daha var. Bir mermiye kaldım. Şimdi bekliyorum gene. Burada Tiger P muhtemelen küfür ediyordu bana. Yani bu adam ne yapıyor, niye bekliyor falan diye. 240'lık topuyla tabii çok zor dermesi. Gene bracket açıldı. Bir sonrakini atıyorum. Gene 6 saniyede yüklüyor. Bakın normalde 12 saniyede yükleyeceğim mermiyi. Burada 6 saniyede yüklemiş oluyor ardarda. Arda. Yani bir sonraki mermi hakikaten böyle çatır çatır kullanmış oluyorsunuz. Totalde kullandığınızda DPM'iniz daha etkili oluyor yani bir şekilde. Ee, ama çok ucu ucuna bir olay bu. Yani benim hala kafamda böyle netleşmeyen bazı detayları var. Onları belki yayında daha sonra konuşuruz. Ne kadar faydalanabiliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz? Hani böyle acil durumda kaldığınızda bunda beklemek ne kadar böyle sizin için iyi oluyor ondan emin değilim. 1'e 4 durum. Topum da kırıldı az önce HE mermiyle. Bakıyorum o yüzden hani şey yapmak istemiyorum. Tam işte az kala gene atıyorum. Son mermim gene 6 saniyede yükleniyor bu sayede. Normalde çok daha uzun yüklenecekken. Burada akıyorum, atıyorum Scorpion'a. Çok kötüymüş adam. Paletini kırıyorum. Aynen olduğu yerde duruyor ama bakın 15 saniyelere falan çıktı benim burada reload sürem, yüklenme sürem. Arka tarafta bir T25-2 var. Benim bu tabii mermi dolmadıkça dolmuyor. 13. Of. Yani. <laughs> Bununla son mermiye kalmak istemiyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Bu arada 3'e 5 durum. Sağ taraftan üstünün içine iyice girdiler. VZ'ler var, Pershing'ler var. Medium'lar alt tarafı bitirdi. Bizim ise üstte sadece e, TD'ler kaldı ve çok fazla kendilerini kurtarabilecek TD'ler değil. 3'e 4 durum. T34'ü burada bırakıyorum. Artık topçu yemekten de sıkıldım. Ve kendimi ortaya doğru konumlandıracağım. a 2 var full canlı. Bir tane T28 Prot var arkada yarı canı kalmış olan. Ve hem burada en azından e, burada 7-8 hattından basabilecek olan orta tankları göreyim. Hem de bu orta kısımda başka basan ağır tanklar ya tank avcıları var mı bunu göreyim diye geriye çekiliyorum. Full artık yükleyebildim. Onu başardım. Şimdi sola doğru gidiyorum. Evet bir karner onu gördüm. Buradan iyice çıkıp acaba onun atışım var mı onu görmek istiyorum. Sol tarafta CS44 var. Sola bakıyorum bir şey yok. Hop önümüzde T28 net bir atış yarım kapandı. Çok arkasına gidiyor. İlk mermi delmediği için ikinci atıktan sonra geri çekilmem gerekiyor. Ve evet, VK 405. Hala en arkada bekleyen bir VK varmış orada. İşte böyle sınama zamanlarında kimin ne yapacağını bilemiyorsunuz. Bu bir yani çok doğru bir oyunculuk değil. VN8'i iyi gösterse de iyice arkada kalmış bir adamdan bahsediyoruz. 4 6 kaybederken orada olan ve beklemediğim bir atış yemiş oldum. Topçu gelse bu kadar şaşırmazdım yani. T34 açıldığı için oraya doğru devam et tekrar nişan almak istiyorum. Aynı zamanda sola bir bakmak istiyorum. t 8 nerede diye. Aşağı kaçmış. Tamam vuramam derken VZ aşağı orada indi. Arkalıyorlar AS2'yi. Orada vurmaya çalışıyorum ucundan görebildiğim bir pozisyon vardı ama çalılardan dolayı tam nereye nişan alacağımı da bilemedim. O yüzden iş yapamadım. t 34 1'e doğru nişan alıp atıyorum. Tabii ki Pershing'e giriyor. <laughs> yani mermiye kafa atan Pershing'imizden sonra t 34 3. mermide yollayıp gene 3 mermimi birden harcamış oluyorum. Ee, burada yani bir daha görüp göremeyeceğimden emin olmadığım için daha doğru oldu bu atışları yapmam. O yüzden üzülmüyorum o atışların e, hepsini Arda arda atmış olmaya ve tekrar yüklemeyi beklemeye. 7-7 oldu durum. Süper bir tane normal Pershing geliyor. Onu atıyorum ve aradan 138'i en son biz alarak olayı bitirtiyoruz. 3300 hasara geldik. Orta konuma kendimizi çekmemiz. Bu aynı zamanda bütün tanklarda kum nehrinde sizin için kullanılabilecek bir taktik. Özellikle sol tarafta desteğiniz varsa kendinizi böyle namlusu eğilen, topu eğilen bir tankla konumlandırdığınızda oldukça hakim bir şekilde hem sola hem de sağ kanada atış desteği vermeniz mümkün oluyor. 168'in en son tespit edildiği yer değişmemiş diye gözüküyor. Steyr VT'ye atabilecek miyim bakıyorum. Pek atış gelmiyor. Burada T34 ilerliyor ama 200 canı kalmış. Ay daha doğrusu o da bitti. AS geliyor arkasından. Normalde 2'ye 2 gibiydi. 2'ye 1 kaldı. Hedefim 168'e gitmekte ama burada eğer AS ölecek olursa ki ölüyor. Benim destek vermem gerekiyordu. CS çok geldiğimi farkında değil. O yüzden burada rahatlıkla görüp yandan atışımı yapıyorum. T252 orada bakmaya devam ediyor. AS ona da vuruyor. Alt tarafta VK'yı sarıyorlar. 11'e 9'a geldi durum. Arka çok arka tarafta da bir AS5 var. O oyun bize dönüyor gibi şu an. Hızımı gene alıp gördüğünüz gibi güzel hızlanıyor tank. Yani hantal hissetmiyorsunuz. Ağır tank olduğu için bunun bu hantallığı kabul edilebilir seviyede bana göre. Yani 274 ile aynı e gidiyor diyebilirsiniz ama o bir orta tank. Onun daha hızlı gitmesi gerekiyor. Bu ise bir ağır tanka göre oldukça iyi giden bir tank. Burada aldığım, tespit edildim. Topçuyu arıyorum asıl VK'dan önce. Gördüm topçuyu da o da beni gördü. Selamlaşıyoruz. Aleykümselam, selam. aleyküm. Bilmem ne bilmem ne deyip devam ediyoruz. Hüysu 122 122.44'e karşı kalmış bir VK. 390 canı kalıyor. Ona doğru aynen devam ediyorum. Kendimi bayır aşağı bıraktığımdan dolayı 50 km hızım oldukça güzel yükseldim. Ve gördüğünüz gibi hızını koruyarak devam ediyor. 46'da aynen düz yolda devam ediyorum şu an. Bu gayet iyi bir şey. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü oyunun bu halinde hızınızı korumak, bunu zırhınızla birleştirmek ve top eğiminizle birleştirmek çok önemli. Yani meta da bu av. Topu neyleyecek? Kulen zırhlı olacak, hızlı olacaksın. Bu üçü varsa kralsın. Kranwagen, süper konkürür. Hadi yani süper konkürür hantal kaldı diyelim. Hızlı değil. T95. Şimdi de nispeten bu. Muhteşem mi? Hayır. Topunun bu isabetinde ciddi bir sıkıntı var. Ama orta mesafe ve yakın mesafede çok iyi iş yapmanızı sağlıyor. Altın mermi falan da kullanmadık ama belli noktalarda aslında diğer oyunlarda kullanabilirdik. Kim yetişecek diye bakıyorum. Su 122-44 de hızlı ama ben de hızlıyım. Bir de benim yükseklik avantajım var. Buradan devam ediyorum. Sol tarafı görüyorum. IS-5'e tam nişan almadan bir atış ve burada 7. kilimi getiriyorum. Ve oyunu burada bitirmeyi ve çevirmeyi başarıyoruz. Kendimizi doğru konumlandırdık. Bizonte illa bu bizon olsa veya olmasa olacak bir iş değildi. Yani şarjörümüzün nasıl kullanıldığını gösterdik ama şarjör sayesinde bu oyunu kazandık diyemeyeceğim. Carnarvon AX'de olsaydı muhtemelen aynı işleri yapıyor olacaktık. Ama gene de bu tankla da en azından bu kapasitede ani bir durum olsa 1080 hasar bir anda 6 saniye içinde yağdırmanın çok büyük avantajı olduğunu söyleyebilirim. Burada bu oyunun sonuçlarına gelip bakalım şimdi. Ee, bunda as madalyasını aldık. Zaten bu maçtan sonra tamam çıktı dedim videoluk kayıtlar. 202 bin para. Gene dediğim gibi klan burada görevi var. Ondan dolayı bu kadar para geliyor. 12 bin de deneyim. Ekip skoruna geldiğimizde sadece 4004 hasarla as madalyası almış olduğumu görüyorsunuz ama 1603 deneyim var. Baz deneyim olarak gayet yüksek. 21 atışımın 19'u isabet etti, 17'si ise deldi. Tabii düşman takımında kötü oyunculuğu burada sağ olsun. Biz kolaylıkla hem sol tarafta hem sağ tarafta rahat rahat iş yaptık. Kendi kendimize kafa kafaya verip ezdirebildik takımı. Ee, şeye gelelim. Premium'la birlikte alabileceğimiz paraya geldiğimizde 90 bin para, 67 bin de deneyimden para geliyor. Evet bir tane de küçük spot geldi şimdi. Bak bak kafaya bak. He. Bu da bizim bizon gençler. Ne yapıyorsun bizon? Ha? Kendi Kendi spotuyla geldi. Bakın. Hafif tankıyla. Bu da bizim şey. Önden zırhlı. Şuralar boşluklu. Ee, burada da komutan kapağı var. Bununla beraber devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi git. Git ananı spot ver. Aferin. Gitti. Evet bu güzel eklentiyle birlikte söyleyebileceğim şey bir sonraki videoda kış ve şenlik görevlerinin neler olacağı ve bu operasyonlarda neler göreceğiniz olacak. Ama Bizonte'yi tavsiye eder miyim? Son bir özetine gelelim. Evet, bir projetto kadar olmasa da gayet iyi bir tank ve İtalyan ağırlarını kasmak istiyorsanız sizi üzmeyecek bu CS gibi, Lansen gibi işinin ve görevinin hakkını verecek bir tank olacağını söyleyebilirim. Kulesini doğru yere konumladığınızda seviye 8 oyunlarda top tier olarak geldiniz. Yani 9 ve 10 görmediğiniz oyunlarda gayet güzel kral olacak. 9'da filan da iş yapacak. 10'da dikkatli oynamanız gerekecek. Çünkü 10'da hit merminizin delişi bu adama yetmeyecek arkadaşlar. 10'da bu mermisinin delişi yetmeyecek. 270 ile birlikte. Ama HE mermisinde yüksek vurduğunu unutmayın. Ee, bir iki karşılaştırma burada var. Bunları hemen bir şey yapayım. 274A ile 71'i e karşılaştırdığınızda DPM'indeki bakın düşüklüğü görüyorsunuz ama bu tabii ki bu boost'u destek almıyor. Yani bu ekstra sizin hızlı yüklemenizi ve gelişmiş otomatik yeniden yükleme sistemini dahile almıyor. Bakın dağılıma baktığınızda toplarda çok daha kötü olduğunu görüyoruz. De, Topu daha yüksek şey yapıyor, yükseliyor. Top eğimi ise daha az oluyor. Aha, şimdi orta tankla geldi. İleri hızı 50 km. Ee, 58'e 50 gözüküyor ama bu adam 50'sine çok daha rahat kavuşuyor. Onu bırakıyoruz, o benim mermim. Hit mermimi alıyor. Bu benim mermim. Lütfen. Zırhlar da gövde zırhı, kule zırhı mesela daha iyi tabii ki 274'ün ama bununkinde boşluklu zırhı var. 1400 canla daha iyi özellikle de bu modülü taktığınızda 1550 ortalama hasara ulaşıyor. Mermi bedelinde 930 çok fazla değişik değil bu 274 A'dan. Aşırı bir para makinesi değil ama üzmüyor da doğru düzgün ateş ettiğinizde ve buna göre modüller ve parçalar kullandığınızda. Benim tabii bu arada sarf malzemelerim altındı ama stokta vardı. Onları da normal kullanmanız lazım eğer iyice para kasmak istiyorsanız. Ama düzgün para yapacağım derseniz T26'dan daha iyi bir mermi parası yok. Veya da Carnarvon A-680'i burada fark yaratacaktır her merminizde. Ee, şimdi neyle geldi? Artı ile mi geldi? Gelip gelip duruyorum. Bizimki. <laughs> Durum bu gençler. Bizonumuz bu şekildeydi. Ee, umarım sizin için de faydalı olmuştur. Dur bakayım şeyimi göremiyorum. Bir sonraki videoda dediğim gibi yaklaşan bu yılbaşı paketleri, kutuları, görevleri, içlerinden neler çıkacak, neler olacak bunların hepsini göreceğiz. Kendinize o vakte kadar iyi bakın. Sevgiliyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.